Öncelikle hepinize böyle kocaman kocaman teşekkürlerimi iletiyorum. Küçük bir kanal olmamıza rağmen bu serinin ilk bölümü bence çok güzel tuttu. Çok güzel etkileşimler aldı. O yüzden serinin ikinci hikayesiyle devam ediyorum. Bilmeyenler için bu seri sadece okuyarak, sadece dinleyerek İspanyolcanızı geliştirebilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Çeşitli yöntemler var. Yalnız bu yöntemlerin ben her zaman ezber üzerine ilerlediklerini gördüm. Aynı zamanda da İngilizce, İspanyolca kaynaklar söz konusu. Türkçe bir kaynak bulamadım. Bunlar için ben de sizlere böyle tek tek hepsini çevirerek Türkçe açıklamalar yapıyorum. Ve hiç İspanyolca ile alakası olmayanların bile dinledikçe, okudukça, çalıştıkça, yani illa aktif bir çalışma yapmanıza gerek yok demiştik, dilini ilerletebileceği bir seri olduğunu düşünüyorum. Ya da mesela ileride İspanyolca öğrenmek istiyorsunuzdur ama şu anda vaktiniz yoktur, ona ayırabileceğiniz belirli bir planınız yoktur yani. Bunlarla başlayabilirsiniz. Telaffuz ilerletirsiniz, işte bir şeylere dair fikriniz olur. İleride çok daha basit bir şekilde ilerlersiniz. Buna geçmeden önce geçenki seriyi tam olarak bitirdik mi? Ne kadar dinledik? Ne kadarına hakimiz? Dönüp sadece okuduğumuz zaman ne kadarını anlayabiliyoruz? İşte bu kelimeler nereden geliyordu? Ne anlamlara geliyorlardı? Bunlar çok önemli arkadaşlar. Yani bir tane hikayeyi tam olarak bitirmeden ikinciye geçmemenizi öneriyorum. Onu bitirmediyseniz bunu izlemeyin yani. Gidin onu bitirin, ondan sonra buraya gelin. Geçen hikayemizde biz Jose ile tanışmıştık. Jose, İspanya'nın kuzeyinde Asturias Prensliği'nde yaşayan bir arkadaşımızdı. Gijón'da yaşıyordu. Şimdi de Jose'nin rutin, yani günlük rutinine dair küçük bir hikaye okuyacağız. Artık konuya hakimsinizdir diye düşünüyorum. Öncelikle okuyacağım, daha sonra açıklayacağız. Sonra yine bir İspanyol tarafından telaffuzunu görüp sorularımıza geçeceğiz. Jose se levanta a las 7 de la mañana. Se ducha a las 7 y 10. Después se viste. A las 7 y media desayuna leche con cereales. Escucha la radio cuando se ducha. Cuando termina todo, va a trabajar. Empieza a trabajar a las 8 de la mañana. Los hijos de José van a la escuela. Tiene dos hijos y una niña. La niña es la mayor de los tres. A las 5 llegan a casa. Los niños llegan de la escuela y José llega de trabajar. José juega con sus hijos después de trabajar. Ellos juegan durante una hora. Después, los niños leen un libro y José trabaja en casa con el ordenador. José prepara la cena. A las 8, su mujer llega a casa de trabajar. Todos cenan juntos. A las 9 y media de la noche, ellos van a dormir. Geçtiğimiz hikayede yalnız José okula giden birisiydi. Burada Jose'yi çalışan birisi, hatta çocuklara sahip olan birisi olarak göstermiş. Yani kahramanımızın adı aynı ama aynı kişiler değiller bunlar. Hikayede başka dikkatimizi çeken ne var mesela? Çok fazla saate yer vermiş, değil mi? Demek ki biz sayı ve saat çalışmasıyla yapacağız bu hikayede. Jose se levanta a las 7 de la mañana. Jose zaten bizim kahramanımız, kişinin adı. Se levanta. Bu baştaki se, levantarse eyleminin, yani kalkmak eyleminin sesinden geliyor ve Jose'ye göre çevrilmiş. Tamam mı? Yani me levanto, te levantas, se levanta şeklinde üçüncü kişiye göre kullanıyoruz. Peki neden bu dönüşlü eylem? Hepinizin çok fazla karıştırdığını düşünüyorum. Belki hani bu sebeple de küçük bir video çekebiliriz sadece bu dönüşlü eylemler üzerine. Çünkü şöyle düşünün. Bazı eylemlerde eylemi yapan, aktif olarak yapan kişi bizizdir. Sonra o eylemden etkilenen de bizizdir. Mesela kalkmak eylemini yaptığım zaman ben kalkıyorum, ben etkileniyorum. Tamam mı? Kendimi kaldırıyorum yani. Bu yüzden dönüşlü bir fiil. Jose'ye göre çevirdiğimiz için de se levanta diyoruz. Levantarse kalkmak demiştik. Jose kalkıyormuş, uyanıyor demiyor. Bunu da karıştırıyorsunuz. Uyanmak başka, despertarse
kalkmak başka, levantarse. Alas siete. Şimdi yedi, siete demek. Alas demiştim ama saat birde, ikide, üçte, yani bir şeyde, bir saatte dediğimiz zaman hep bu kullanımı göreceğiz. Çünkü biz mesela saat 7'de derken geçtiğimiz hikayede ne görmüştük? En görmüştük değil mi? Bulunma şeklinde. O yüzden benim aslında en las siete demem lazım. Ama İspanyollar bunu aidatıyla kullanıyorlar. A las siete diyorlar yani. Las'ı neden kullanıyoruz peki? Ya da neden la değil de las oluyor? Çünkü 7 birden fazla olduğu için, çoğul olduğu için öncelikle las şeklinde kullanıyoruz. Çoğul. S harfiyle yapılıyor demiştik. La olmasının sebebi ise, los dememizin sebebi ise de yani saatin dişil bir kelime olması. Ne demiştik? Kelimeler, isimler eril ve dişil olarak ayrılıyorlar demiştik. O yüzden a las siete diyoruz. Başka bir saat söyleyeceksek de o zaman mesela a las dos diyeceğiz. Demiş ki de la mañana. Mañana hem yarın anlamına gelebilir, hem sabah anlamına gelebilir. Burada sabah anlamında kullanmış. La mañana ne demiştik? Artikeller vardı değil mi? Eller, la'lar vardı. Buradaki mañana dişil olduğu için artikeli la olmuş. Peki neden belirli diye kullanır? Çünkü sabah dediğimiz zaman ya sabahtan akşamdan diyorsam bunlar herkes tarafından anlaşılabilecek şeylerdir. O yüzden belirli artikeli kullanıyoruz. D'yi neden kullanmış peki? La mañana sabah demiştik. De la mañana. De bize den anlamını veriyordu. De la mañana da sabahtan olur. Yani sabahın olur değil mi? Sabahın yedisinde Jose kalkıyormuş. Se ducha a las siete y diez demiş. Yine gördüğünüz gibi bir S var. Çünkü fiilimizin aslı ducharse. Ducharse de yani duş almak da dönüşlü bir fiildir. Çünkü kendi kendimize yaptığımız bir fiildir. Yine Jose'ye göre çevirdiğimiz için buna S diyorum. Duchar eylemi kalıyor elimde. Onu da yine Jose'ye göre çeviriyorum. Se ducha şeklinde kullanıyorum. A las siete y diez. Gördüğümüz gibi bu a las siete'ye çok benziyor. Sadece üzerine bir 10 dakika eklenmiş. Eklendiği için İspanyollar şöyle düşünüyorlar. Saat 7 ve 10 yani hani 7'den 10 dakika fazla olarak 7 ve 10 birlikte olarak kullanıldığı için bize bunu i ile yani ve anlamıyla katıyor. Yine aynı mantık a las siete y diez. Yani sabahın 7'sinde Jose uyanıyormuş. 7'yi 10 geçe duş alıyormuş. Después se viste. Bu da şöyle bir konu. Vestirse giyinmek demek. Tamam mı? Bütün kitaplarda, kurs kitaplarında, seviye kitaplarının hepsinde vestirse diye çıkar basit olarak. Yalnız bu vestirse çıplaklık durumundan giyiniklik durumuna geçmektir. Tamam mı? Yani ne giydiğin önemli değildir. Sadece giyiniyorsundur. Ama işte bir beyaz bir tişört giyiyorsan ya da kot pantolon giyiyorsan daha farklı şeyler kullanacağız. İleride görürüz umarım. Burada Jose'nin çıplaklık halinden yani bir giyinmeye geçtiğini belirtmiş ve herhangi bir parça vermediği için de şunu giyiyor, bunu giyiyor demediği için de vestirse'yi kullanmış. Aynı mantık yine kendine giyindiği için dönüşlü bir eylem. S'yi Jose'ye göre çekimledim. Vestir'i de yine Jose'ye göre çekimliyorum ve biste oluyor. Después de sonra anlamına geliyor. Çok önemli bir kelime bence. Bir köşede bulunsun aklınızın. Después se viste sonra giyiniyor. A las siete y media desayuna leche con cereales. Şimdi a las siete y media aynı mantık değil mi? Hep aynı geliyor. A las siete y media. Media da buçuk demek. Yani 7 ve buçuğuyla birlikte. Tamam mı? Saat 7.30'da. Desayuna, desayunar, kahvaltı yapmak eylemi. Şimdi kahvaltı yaptığımızda bunu da kendimize yapıyoruz. Dönüşlü olsun diyebilirsiniz ama kendi kendimizi yemiyoruz değil mi kahvaltıda? Başka bir şey yiyoruz. Eylemi ben yapıyorum ama başka bir şey üzerine yöneliyorum. O yüzden bu dönüşlü bir eylem değil. Desayunar eyleminden geliyor. Jose'ye göre çekimliyorum. Desayuna. Desayuno, desayunas, desayuna. Tamam mı? Kahvaltı yapıyor. Ne kahvaltı yapıyormuş? Leche, süt demek. Cereales, gevrek demek. Kahvaltılık gevrek. Con da ile anlamına geliyor. Tamam mı? O zaman leche con cereales, kahvaltılık gevrek ile
süt. Kahvaltıda bunu yiyormuş. Çok önemli bir ayrım var. Biz mesela şey deriz, kahvaltıda yedim. Akşam yemeğinde yedim. Öğlen yedim deriz. Hep yemek eylemiyle kullanırız. İspanyollar bu konuda çok titizler. Desayunar, sabah yaptığımız şey, kahvaltı. Comer, öğlen yaptığımız şey. Almorzar da var da onu kullanmıyorlar, önemli değil. Kullanımda değil yani bayağı. Cenar da akşam yemeği. Yani kahvaltıda yedim şeklinde bir kullanım söz konusu değil. Kahvaltı yaptım şeklinde illaki desayunar fiilini kullanmanız gerekiyor. Devam ediyorum. Escucha la radio cuando se ducha. Escuchar, dinlemek anlamına geliyor. Yine Jose'ye göre çeviriyorum. Escucho, escuchas, escucha. Tamam mı? Dinliyor. La radio, radio, radio demek. La olmuş. Dikkatinizi çekti mi? O ile bitiyor. Ama dişil bir kelime. O yüzden başına el radio değil, la radio alıyor. Belirli bir radyo, onun işte radyosu olduğu için de la ile kullanmış. Cuando, şimdi bağlıyor tamam mı? Radyo dinliyor ama ne zaman? Zamanı vermek için cuando ile bağlamış. Radyo dinliyor zaman ki se ducha. Ne demekti se ducha? El, mesela şu yukarıda şey demiştik. Se ducha a las 7 y 10 demiştik. Saat 7:10 geçe duş alıyor demiştik değil mi? Se ducha duş alıyor demek. Cuando se ducha, yani zaman ki duş alıyor. Yani duş aldığı zaman radyo dinliyormuş. Cuando termina todo, terminar bitirmek demek. Yine Jose'ye göre çeviriyorum. Çünkü bu eylemlerin hepsi Jose tarafından yapılıyor. Termino, terminas, termina. Bitiriyor demek. Cuando termino, yani zaman ki, yine bağlıyorum değil mi? Bir zaman veriyorum cümle içerisinde. Zaman ki bitiriyor, yani bitirdiği zaman, todo, todo her şey demek. Yani artık her şeyi bitirdiğinde, her şeyi bitirdiği zaman, va a trabajar. Bu ba'yı önce de görmüştük. İr eyleminden geliyordu. Jose'ye göre ba oluyordu. Gidiyor. A trabajar. Trabajar çalışmak demek. A'yı neden kullanmış? Çünkü biz de Türkçe'de çalışmak gidiyor demeyiz. Çalışmaya gidiyor deriz. Yani oraya bir yönelmemiz vardır. O yüzden yönelmeyi A ile yapıyoruz. Yalnız şu yukarıdaki alasiyete dedik ya, buradaki A'nın kullanımı yönelme olarak değil. Buradaki bizim Türkçedeki düşüncemize uymuyor ne yazık ki. Onu öyle düşünmeyin. Saat şunda dediğimiz zaman A ile kullanıyoruz. Öyle düşünün. O zaman trabajar çalışmak. A trabajar çalışmaya. Ba gidiyor. Ba a trabajar çalışmaya gidiyor. Toparlıyorum. Her şeyi bitirdiğinde çalışmaya gidiyor. Empieza a trabajar a las 8 de la mañana. Empezar eylemi başlamak anlamına geliyor. Trabajar çalışmak. Empieza a trabajar ne olur o zaman? Çalışmaya başlıyor. Tamam mı? Neden yine a kullanılmış arada? Çünkü çalışmak başlamak değil, çalışmaya başlamak. Yine bir yönelmek var, bir eyleme, aksiyona yönelmek var. Alas ocho, ocho sekiz demek. Yapabilirsiniz diye düşünüyorum o zaman. Alas ocho ne olur? Saat sekizde. De la mañana ne demekti? Mañana sabah, la mañana bilinen bir sabah. De la mañana sabahın sekizinde, değil mi? Sabah sekizde çalışmaya başlıyormuş. Los hijos de José van a la escuela. Kim gidiyormuş onu bulalım öncelikle. Los hijos. Hijo, evlat demek. Erkek evlat. Hija, kız evlat demek. Bunu çoğul yapmış. Los hijos. Hepsi erkek de olabilir. Erkek kadın karışık da olabilir. İspanyolca ataerkil bir dil. Erkeğe çeken bir dil. O zaman, şimdi bu çocuklar belirli çocuklar olduğu için
belirli olsaydı mesela, tek bir çocuk, erkek çocuk olsaydı el hijo diyecektim. Çoğul olduğu zaman da los ile kullanıyorum. Tamam mı? Los hijos. De Jose. Bu de'ye ne demiştik? Aynı zamanda bir şeyin diye isim tamlamaları olur demiştik. Bir kelime grupları olur demiştik. Oralarda bağlıyorduk. Jose'nin çocukları olur o zaman, değil mi? Ban yine görmüştük. Ellos van demiştik bir önceki hikayede. Gidiyorlar. A la escuela. Escuela okul demek. Biraz düşünebilirsin. Yani bunları durdurarak, videoyu durdurarak da ilerleyebilirsin. La escuela. Neden la escuela? Bilinen bir okul çünkü. Çocukların okulu. Herhangi bir okula gitmiyorlar. Belirli bir okula gidiyorlar. A nereden gelmiş? Okul gidiyorlar değil çünkü, değil mi? Okula gidiyorlar bu sefer de. Okula yönelmişler. Yine yönelmeden A'yı kullanmış. O zaman Jose'nin çocukları okula gidiyorlarmış. Bakalım nelermiş Jose'nin çocukları? Tiene dos hijos y una niña. Niña da çocuk anlamına geliyor. İlla evlat olmasına gerektirmiyor bu arada. Yani sokakta gördüğünüz çocuklar da niña olabilirler. Kendi çocuğunuz da olabilir ama bunun için daha yaygın kullanım hijo kelimesini. Çünkü evlat kelimesini kullanmaktır. Tiene ne demiştik, hatırlayan var mı? Tener eyleminden geliyordu. İşte böyle tengo, tienes, tiene, ta 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 demiştik ya, oradan geliyordu. Sahip olmak anlamında. Birinin var demekti. O zaman ben Jose tiene dersem Jose'nin var anlamına gelir. Dos hijos, iki tane erkek evladı varmış. Y una niña, bir tane de kızı varmış. Burada un niña diyebilir miydim? Neden una niña kullanmışım? Çünkü niña dişil bir kelime olduğu için una ya da dişil yapıp bir bütünlük, bir ahenk oluşturmam gerekiyor. La niña es la mayor de los tres. Şimdi başta ne yapmıştı? Una niña demişti, değil mi? Bir kızı var demişti. Çünkü niye? Belirsiz bir kızdı. Biz onu tanımıyorduk. Artık la niña diyor. Çünkü o kıza atıf yapıyor. Bize onunla ilgili bir bilgi verdi. Bizi ondan haberdar etti. Bizi artık belirli hale dönüştürdü. O yüzden la niña oldu. Es ne demekti? Olmak eyleminden geliyordu. Niña'ya göre çekimlenmiş. O olmak, yani la niña es. La niña kız çocuktur. Değil mi? Kız çocuk olmak. La mayor, mayor büyük demek. La mayor ya da el mayor şeklinde kullanırsa da bir öncekinde de la mejor ya da el mejor olması gerekiyordu. Ne yapıyordu bizi? Enlere götürüyordu. Değil mi? La mayor ne olur? En büyük olur. De los tres. Tres üç demek. Los tres şeklinde kullanmış. Neden? Çünkü bu üç olan herhangi bir şey değil. Bu üç çocuktan bahsediyor. Bunlar da belirli olduğu için yine los artikeliyle kullanılıyor. Los tres. Üçü yani. De nasıl o zaman? Üçünden, üçünün en büyüğüymüş. Demek ki kız çocuk bu üçünden en büyük olanmış. A las cinco. Saat 5'te. Ellos llegan a casa. Llegar eylemi çok önemli. Ben Madrid'den C diye alıştığım için söylüyorum. Bunu llegar olarak da kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Onlara göre çevirmiş. Varmak anlamına geliyor. Varıyorlar. Casa ev demek. A casa ne anlama gelir? Eve varıyorlarmış. Saat 5'te onlar eve varıyorlarmış. Los niños llegan de la escuela y José llega de trabajar. Los niños, niño neydi? Çocuk demekti. Niños, çocuklar. Neden los niños? Herhangi bir çocuklar değil çünkü bu üçünden bahsediyor. Belirli çocuklar. Llegan, llegar eylemi, varmak demekti. Onlar varıyorlar. La escuela, okul dedik. De la escuela. De de benden anlamlarına geliyordu. Okuldan, yani çocuklar okuldan eve varıyorlarmış, değil mi? I ve Jose, Jose llega, varıyor
Dikkat ettiyseniz burada Cegan demiyor artık. Cega diyor. Neden? Çünkü Jose bir tane artık. Çoğul değil. Jose'ye göre çekim diyoruz. De trabajar. Trabajar ne demekti? Çalışmak. De trabajar. Çalışmaktan. Toparlayacak olursam çalışmaktan varıyormuş Jose'de. Çocuklar okuldan, Jose işten geliyormuş demek ki. Jose juega con sus hijos después de trabajar. Jugar eyleminden geliyor. Juega oynamak anlamında. Jose juega. Jose oynuyor. Con ile demekti. Sus hijos. Su onun demekti değil mi? Onun ya da onların anlamına geliyor. Hijo ne demek? Evlat. Hijos. Evlatlar. Sus hijos. Onun evlatları, onun çocukları. O zaman juega con sus hijos. Çocukları ile oynuyor. Después ne demek? Önemli bir kelime demiştik. Sonra anlamına geliyor. De trabajar. Trabajar. Çalışmak. De trabajar. Çalışmaktan sonra değil mi? Bu eylemi bitirdikten sonra demek ki işten sonra çocuklarıyla oynuyormuş. Ellos juegan durante una hora. Jugar eyleminden geliyor demiştik. Oynamak. Juegan. Neden juegan demiş? Mesela bir öncekinde juega diyordu. Neden burada juegan olmuş? Çünkü onlara göre çevirmiş. Ellos juegan. Onlar oynuyorlar. Una bir demek. Hora saat demek. Gördüğünüz gibi a ile bitiyor ve genel kuralımızı sağlıyor dişil bir kelime. Un hora olmaz o yüzden. Una hora bir saat. Durante boyunca demek. Bir saat boyunca oynuyorlar. Después los niños leen un libro y José trabaja en casa con el ordenador. Después sonra demek. Los niños çocuklar leen, leer eyleminden geliyor ve okumak anlamına geliyor. Leen okuyorlar. Onlara göre çeviriyorum çünkü. Un libro. Libro kitap demek. Un libro bir kitap. Neden un libro olmuş? Neden el libro olmamış? Çünkü belirsiz bir kitap, değil mi? Biz o kitaptan haberdar değiliz. Herhangi bir kitap olabilir. Yani bu rutin olayda çocuklar geliyorlar, babalarıyla oynuyorlar. Daha sonra gidip bir kitap okuyorlar. Belirsiz bir kitap olduğu için un libro. Una libro olur muydu? Olmaz çünkü libro eril bir kelime. Peki una libra olur muydu? Olmaz çünkü isim libro, isim yani kitabın ismi libro. O yüzden onu libra diye değiştiremeyiz. Değiştirdiğimiz şeyler sıfatlar, artikeller vesaire. Leen un libro. O zaman sonra çocuklar bir kitap okuyorlar. I ve anlamına geliyordu. Jose trabaja. Trabaja hangi eylemden geliyor olabilir sizce? Trabajar eyleminden geliyor. Neden trabaja olmuş? Neden Jose trabajar demiyor? Çünkü Jose trabajar derse Jose çalışmak olur. Ama Jose çalışıyor dememiz lazım bizim. Onu Jose'ye göre uyarlamamız gerekiyor. O yüzden trabaja çalışıyor. En casa, casa ne demekti? Ev demek. En casa, en bize bulunmayı veriyordu. Evde, con, ile, el ordenador. Ordenador, böyle bazı yerlerde computador falan gibi öğrencilerin bazen öyle şeyler buluyorlar. Belki Latin Amerika ülkelerinde kullanılıyordur bilemiyorum ama İspanyola, İngilizce bilmeyen bir İspanyollara sorarsanız computadora dair herhangi bir fikri yoktur büyük ihtimalle. Ordenador bilgisayar demek. El ordenador. Demek ki ordenador eril bir kelime değil mi? Yoksa la ordenador derdik. Bilgisayar ile. Ne yapıyormuş? Evde çalışıyormuş. Neden el ordenador? Kendi bilgisayarıyla çalışıyordur adam yani. Belirlidir. José prepara la cena.
preparar eylemi hazırlamak anlamına geliyor. Kendi kendini hazırlıyorsan ama mesela yani yukarıda dedik ya bazen böyle dönüşlü eylemler olur diye. Onda o eylemin seni etkilemesi gerekiyordu. Kendi kendini hazırlıyor olsaydın preparerse olurdu. Ama burada başka bir şey hazırladığı için preparar eylemini kullanıyorum. Hazırlamak dedik. Jose'ye göre çevirmişiz demek ki. Jose hazırlıyor. La cena. Cena, cenar eylemiyle ilişkili bir kelime. Cenar akşam yemeği demek. Eylem. Cena ise akşam yemeğinin adı. La cena. Yani akşam yemeğini hazırlıyor. A las ocho, su mujer llega a casa de trabajar. A las ocho, yo geçiyorum artık değil mi? Ocho, sekiz demekti yukarıda görmüştük. A las ocho, artık saat sekizde demek. Mujer, kadın, su ne demekti? Ya mesela yukarıda ne gördük? Sus hijos demiştik ya da su hijo olabilir demiştik. Onun demek. Su mujer. Demek ki onun karısı. Değil mi? Jose'nin karısı. Llega. Ne demekti llega? Varmak demekti. Llegar. Ona göre çekimlenmiş. Varıyor. A casa. Casa ne demek? Ev demekti. A casa ne demek? Eve demek. En casa ne olur? Evde. De casa ne olur? Evden. Llega a casa, eve varıyor. De trabajar, trabajar, çalışmak. De trabajar, çalışmaktan. Çalışmaktan eve varıyormuş yani onun karısı saat 8'de. Todos, yukarıda bir yerde gördük. Mesela termina todo dedik değil mi? Her şey demekti todo. Todos da her şey olabilir. Yalnız burada herkes gibi kullanmış yani Jose ve ailesi todos herkes. Cenan bu nereden geliyor olabilir o zaman? Cenar eyleminden. Ne demekti? Akşam yemeği yemek. Todos cenan hepsi yiyorlarmış. Juntos. Juntos da birlikte demek arkadaşlar. Hepsi kadın olsaydı juntas şeklinde kullanacaktık. O zaman hep birlikte akşam yemeği yiyorlarmış. A las nueve y media de la noche van a dormir. A las nueve y media, 9:30'da de la noche. Ne gördük biz? De la mañana, sabahındı. De la tarde, öğlen vakti demekti değil mi? Öğlenleyin demekti. De la noche o zaman geceleyin. Yani ben durup da o zaman sabah 9'da demek istersem. A las nueve de la mañana derim. Gece akşam dersem a las nueve de la noche derim. Okay. A las nueve y media de la noche demek ki akşam saat 9:30'da ellos onlar van a dormir. Dormir uyumak demek. Bir düşün. Van a dormir. Gidiyorlar a dormir. Uyumak. Uyumakka, uyumaya gidiyorlarmış. Açıklama bölümü bu kadar. Birçok şey yani bu değindiğimiz birçok şey ilk hikayede var. Eğer bunlara hakim değilsen, sana böyle yabancı gibi geliyorlarsa gidip ilk hikayeyi birkaç kez daha yani anlayıp böyle tamamen ha bu buymuş, şu şuymuş diyene kadar dinlemeni tavsiye ediyorum. Mümkünse geçme dediğim gibi yeni hikayeye geçme. Önce öbürünü bitir. Telaffuza geçelim. Daha sonrasında da soruları görelim. Soruların süresini çok fazla uzatmıyorum. Böyle durdurup bakabilirsiniz diye. Ama zor oluyorsa biraz daha uzun da verebilirim yorumlarda. José se levanta a las 7 de la mañana. Se ducha a las 7 y 10. Después se viste. A las 7 y media desayuna leche con cereales. Escucha la radio cuando se ducha. Cuando termina todo, va a trabajar. Empieza a trabajar a las 8 de la mañana. Los hijos de José van a la escuela. Tiene 2 hijos y 1 niña. La niña es la mayor de los 3. A las 5 ellos llegan a casa. 2 niños llegan de la escuela y José llega de trabajar. José juega con sus hijos después de trabajar. Ellos juegan durante 1 hora. Después los niños leen un libro y José trabaja en casa con el ordenador.
José prepara la cena. A las 8 su mujer llega a casa de trabajar. Todos cenan juntos. A las 9:30 de la noche ellos se van a dormir. Bugünlük de bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım ciddi manada gelişimler sağlayabiliyorsunuzdur. Yine lütfen yorum yapmayı, yani kanalla bir etkileşim yaratmayı unutmayalım. Aynı zamanda abone olarak da yine desteğinizi gösterebilirsiniz. Videolardan böyle pıt diye haberdar olmak istiyorsanız da zile basıp bildirimleri açın. Video bitiş ekranından da benim sosyal medya hesaplarım çıkıyor. Onlardan da beni dilediğiniz gibi takip edebilirsiniz. Haftaya pazar görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.